Merhaba değerli arkadaşlar. Serbest muhasebeci mali müşavirlik yeterlilik sınavına girecekler için hazırlamış olduğum sermaye piyasası mevzuatı derslerinde bugün sermaye piyasası araçları konusundan bahsedeceğim. Sermaye piyasası kanununda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler, türev araçlar ve diğer sermaye piyasası araçları olarak 3 başlık altında incelenmiştir. Bunlardan menkul kıymetler dediğimizde payları yani pay senetlerini eski adıyla hisse senetlerini, iki pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını, 3 borçlanma araçlarını, 4 menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçlarını anlıyoruz. Menkul kıymetler denilince demek ki paylar, pay benzeri diğer kıymetler, borçlanma araçları ve menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları anlaşılmaktadır. Menkul kıymetlerin bir kısmı yatırımcısına ortaklık hakkı verirken diğerleri de alacaklılık hakkı vermektedir. Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile paylara ilişkin depo sertifikaları yatırımcılarına ortaklık hakkı vermektedir. Oysa borçlanma araçları menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile bu araçlara ilişkin depo sertifikaları ise yatırımcılarına alacaklılık hakkı vermektedir. Paylar, hisse senetleri ortaklığın sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir. Payın borçlanma araçlarından farklı olarak bir vadesi ve belli bir getirisi yoktur. Teorik olarak paylar şirket faaliyetine devam ettiği sürece payların vadesi sonsuzdur. Payın getirisi ise temel olarak kar payı, tasfiye sonucunda katılım ve değer artışından oluşmaktadır. Pay sahipleri borçlanma araçları sahiplerine göre ödeme konusunda sıralamada en sonda yer almaktadır. Pay senedine sahip olanların sahip olduğu bazı haklar vardır. Bunlar 1. Genel kurula katılma hakkı, 2. Oy kullanma hakkı, 3. Yönetime katılma hakkı, 4. Kardan pay alma hakkı, 5. Tasfiyeden pay alma hakkı ve 6. Rüçhan hakkıdır. Paylar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bir sınıflandırma şekli nama ve hamiline yazılı paylardır. 2. Adi ve imtiyazlı paylar. 3. Bedelli ve bedelsiz paylar. 4. Primli ve primsiz paylar. 5. de kurucu ve intifa paylarıdır. Zamanı etkili kullanmak açısından bunların ayrıntılarına girmiyorum arkadaşlar. Çıkmış sorularda bazıları ile ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi verebileceğiz. İkinci menkul kıymetler borçlanma araçlarıdır. Borçlanma araçları deyince tahviller, paya dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, finansman bonoları, kıymetli maden bonoları borçlanma aracı olarak tanımlanmaktadır. Tahviller uzun vadeli, orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Sabit faizle ya da değişken faizle ihraç edilebilirler. Türk lirası cinsinden ya da yabancı paralar cinsinden ihraç edilebilirler. Geri ödemeleri dönem içerisinde belli periyotlarla faizlerinin ödenmesi ve dönem sonunda ana paranın ödenmesi şeklinde olabileceği gibi tahvilin süresi içerisinde eşit ödemelerde söz konusu olabilmektedir. Paya dönüştürülebilir tahvillerde tahvil sahibine dilerse süre içerisinde tahvilin süresi içerisinde tahvili çıkartan şirkete iade edip karşılığında o şirketin pay senetlerini alma hakkı verilmektedir. Değiştirilebilir tahvillerde ise yine tahvil sahibi süre içerisinde tahvili şirkete iade ederek karşılığında
başka bir şirketin pay senedini almaktadır. Finansman bonoları ve kıymetli maden bonoları kısa vadeli borçlanma araçlarıdır. Vadesi 30 günle 360 gün arasında değişmektedir. İskontolu olarak ihraç edilir. Yani bonoların nominal değeri vade tarihindeki değeridir. İhraç değeri ise vadeye kalan süre ve faiz oranı üzerinden iskonto yapılarak bulunan değerdir. Sermaye piyasası araçlarından ikincisi türev araçlardır. Kredi alma, yabancı para ile borçlanma, satın alınacak mal fiyatındaki artma gibi asıl finansal araçlarla ilgili fiyat, döviz kuru, faiz oranı riskinden korunmak veya spekülatif gelir elde etmek amacıyla yapılan vadeli işlemlere türev ürün veya türev finansal araç denmektedir. Bunlar 1 forward işlemler, 2 future işlemler, 3 opsiyon işlemleri, 4.'sü ise swap işlemleridir. Bu finansal araçlar genellikle riskten korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin forward döviz işlemlerinde döviz kurundaki artış ya da azalıştan korunmak amacıyla forward sözleşmeler yapılmaktadır. Söz gelimi ithalatla uğraşan bir işletme, diyelim ki yurt dışından bir mal ithal etti 100 bin dolar değerinde. Bunun ödemesini bir ay sonra gerçekleştirecek. Bir ay sonra doların artışından endişe ediyor. Bu nedenle bugünden dolar fiyatını sabitlemek amacıyla bir bankayla sözleşme yapabilir. Banka bir ay sonra doları belli bir fiyattan satma garantisi verir. İşletme de bunu alma garantisi vermektedir. Vade geldiğinde artık o günkü piyasa fiyatı ne olursa olsun banka anlaşılan fiyattan doları satmak, işletme de bunu almak zorundadır. Bu işlemlere forward döviz sözleşmeleri adı veriliyor. Aslında future işlemler de forward işlemlerle aynı mantıktadır. Fakat future işlemler borsalarda gerçekleştirilmektedir. Forward işlemler ise iki taraf arasında karşılıklı anlaşılarak tezgah üstü şeklinde yapılan işlemlerdir. Her türlü malın ve finansal aracın future işlemi söz konusudur. Örneğin tarım ürünleri üzerine, kıymetli madenler üzerine, enerji ürünleri, petrol, doğalgaz üzerine, finansal ürünler üzerine işlem gören future borsaları vardır. Ülkemizde de daha önce İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası var idi. Fakat daha sonra İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İstanbul Altın Borsası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birleşerek Borsa İstanbul adında tek bir borsaya dönüşmüştür. Borsa İstanbul bünyesinde de future işlemleri yapılmaktadır. Opsiyon işlemleri biraz daha farklı. Hem tezgah üstü piyasalarda opsiyon işlemleri yapılabiliyor, hem de borsalarda opsiyon işlemleri yapılabiliyor. Opsiyon sözleşmelerinde prim ödeyen taraf, opsiyon primini ödeyen taraf hak sahibidir. Bir varlığı satın alma ya da satma hakkını elde etmektedir. Primi alan taraf ise yükümlülük altındadır. Yani vade tarihinde ya da işlem gününde alma ya da satma zorunluluğunu yerine getirmektedir. Burada vadeye kadar işlem yapılabileceği gibi sadece vade tarihinde de işlem yapılabilmektedir. Vadeye kadar herhangi bir zamanda işlem yapılabiliyorsa bu opsiyonlara Amerikan tipi opsiyonlar denilmektedir. Ama sadece vade günü işlem yapılıyorsa bunlara da Avrupa tipi opsiyonu da verilmektedir. İki tür opsiyon vardır. Satın alma hakkı veren opsiyonlar ve satma hakkı veren opsiyonlar diye. Küçük bir örnekle biraz daha anlaşılır hale getirelim. Diyelim ki Arçelik hisse senedini satın alma hakkı veren bir opsiyon sözleşmesi aldık. Bunun için de karşı tarafa 20 kuruş prim ödedik. Sözleşmeyi yaparken 20 kuruş prim ödedik. Opsiyon sahibi
opsiyon yükümlüsüne 20 kuruş prim ödedi. Bu primi ödeyerek bir hak elde etmiş oldu. Bu da vade tarihinde, diyelim ki vademiz de 3 ay sonra olsun, 3 ay sonra Arçelik hisse senedini işte 5 lira fiyattan diyelim ki alma hakkını elde etti. Ve Avrupa tipi bir opsiyon olsun. Yani bu opsiyon sadece 3 ay sonra kullanılabilecektir. Vade günü geldiğinde diyelim ki piyasada, borsada Arçelik hisse senedinin fiyatı 7 lira olsun. Oysa biz 5 liradan alma hakkını elde etmiştik. Daha önce de 20 kuruş prim ödemiştik. Maliyetimiz 5 lira 20 kuruş olmuş oluyor. O günde borsa fiyatı 7 lira olduğuna göre 1 lira 80 kuruş bu işlemden kazanç sağlamış oluyoruz. Ama diyelim ki 3 ay sonra Arçelik hisse senedinin fiyatı 3 liraya düşmüş olsun. Ama biz 5 liradan alma hakkı elde etmiştik. 20 kuruş da maliyetimiz vardı. Bu durumda eğer alırsak 5 lira 20 kuruş oluyor. Maliyetimiz 3 lirada piyasa fiyatı var. 2 lira 20 kuruş zararda gibi görünüyoruz. Oysa opsiyon sahibi opsiyondan vazgeçme hakkına da sahiptir. Bu durumda niçin ben sizden 5 liraya alayım piyasada 3 liraya satılıyor, 3 liraya almak benim için daha avantajlı diyerek opsiyon hakkını kullanmaktan vazgeçebilir. Bu durumda da kaybı sadece yatırmış olduğu 20 kuruş prim olacaktır. Dediğim gibi opsiyonlar hem borsalarda hem de borsa dışı tezgah üstü piyasalarda yapılabilmektedir. Diğer sermaye piyasası araçları olarak biz varantları, yatırım fonlarını, gayrimenkul sertifikalarını ve kira sertifikalarını örnek gösterebiliriz. Varantlar esasen opsiyonlara benzeyen bir menkul kıymettir. Opsiyonlar bir menkul kıymet değildi, bir sözleşmeydi. Bu sözleşmelerin menkul kıymete dönüştürülmüş haline biz varant diyoruz. Varantta da yine bir taraf hak sahibidir, diğer taraf yükümlülük altındadır. Varantlar da aynı opsiyonlarda olduğu gibi bir varlığı satın alma hakkı ya da satma hakkı vermektedir. Ülkemizde birkaç kez, yani çok fazla olmasa da varant uygulamalarının olduğunu görüyoruz. Diğer bir konu menkul kıymetleştirme uygulamaları. Menkul kıymetleştirmenin en iyi örnekleri varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Peki menkul kıymetleştirme nedir? Likit olmayan aktiflerin ihraç edilebilecek ve sermaye piyasalarında alım satımı yapılabilecek menkul kıymete dönüştürülmesidir. Bu kapsamdaki aktifler arasında ikametgah amaçlı ipotekler, otomobil kredileri, kredi kartı alacakları ve kira ödemeleri yer almaktadır. Menkul kıymetleştirmenin temel unsuru iyi aktiflerin bir şirket ve finansal kurumun bilançosundan ayrılması ve yatırımcılara yüksek kalitedeki menkul kıymetlere dayanan aktiflerin kullandırılmasının sağlanmasıdır. Varlığa dayalı menkul kıymetlere bankalar, finansal kiralama şirketleri, genel finans ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve finansman şirketleri ihraç edebilmektedir. Yine menkul kıymetleştirmenin diğer bir örneği varlık teminatlı menkul kıymetlerdir. İhraç yetkisi verilmiş kuruluşların bilanço aktiflerinde yer alan varlıkları teminat olarak göstererek ihraç ettikleri borçlanma araçlarıdır. Varlık teminatlı menkul kıymetleri yine bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ihraç edebilmektedir. Burada bankaların tüketici kredileri, finansal kiralama sözleşmesinden doğan alacaklar, toplu konut idaresinin gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar teminat gösterilerek varlık teminatlı
menkul kıymetler ihraç edilebilmektedir. Bir diğer araç gayrimenkul sertifikasıdır. İhraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit menkul kıymetlerdir. Diyelim ki bir inşaat projesi gerçekleştiriliyor. 100 tane konut yapılacak. Bu konutların bir kısmı diyelim 50 metrekare, bir kısmı 100 metrekare, bir kısmı 150 metrekare. Projelendirme gerçekleştiriliyor ve bu projenin hayata geçirilebilmesi için de tabii parasal kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynağı sağlamak için de gayrimenkul sertifikası ihraç ediliyor. Diyelim ki bir gayrimenkul sertifikası 5.000 liradan satılıyor. Bunları satın alanlarda iki amaçla satın alabilirler. Birincisi yeteri kadar sertifika toplayarak bu projeden örneğin 100 metrekarelik bir daire alabilirler. Bu sertifikalar ihraç edilirken örneğin 100 konutluk projede 14 no'lu daire 100 sertifika karşılığında teslim edilecektir şeklinde bir şey belirlenmiş, kural belirlenmiş diyelim. Tüm daireler için bunlar belirleniyor tabi. Siz eğer 100 sertifikayı topladıysanız bu ihraç sırasında doğrudan 100 sertifikayı alabileceğiniz gibi zaman içerisinde ikincil piyasada da bunlar işlem gördüğü için piyasadan sertifika satın alarak da 100 sertifikayı tamamlarsınız. Proje bittiğinde 100 sertifikayı şirkete, çıkaran kuruluşa iade edip karşılığında o daireyi alabilirsiniz. Ya da hayır ben daire istemiyorum. Ben paramı istiyorum derseniz faiziyle birlikte paranızı geri alırsınız. Burada da tabii kaç tane sertifikanız varsa ona göre geliriniz olacaktır. Kira sertifikaları ise varlık kiralama şirketleri tarafından çıkartılmış olan faizsiz bankacılık ilkelerine göre hazırlanmış olan menkul kıymetlerdir. Bu biraz leasing uygulamasına benziyor. Varlık kiralama şirketi bir varlığı doğrudan kendisi kiralayarak, kendisi satın alarak ya da kendisine başvuran bir kişi ya da kuruma bu binayı satın alarak buradan bir kira geliri elde ediyor. Bu masraflar düşüldükten sonra kalan net kira geliri de kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılıyor. Buna sukuk adı da veriliyor. Evet, bu açıklamalardan sonra bakalım geçmiş dönemlerde bunlarla ilgili ne tür sorular çıkmış. 2015 yılı ikinci ve 2019 yılı ikinci sınavında aynı soru çıkmış. Sermaye piyasası araçlarında payların türlerini yazınız. Payların sahiplerine sağladığı haklar nelerdir? Sadece maddeler halinde sıralayınız denilmiş. Neydi payların türleri? Nama ya da hamiline paylar, adi imtiyazlı paylar, primli primsiz paylar, bedelli bedelsiz paylar diye payları sınıflandırabiliriz. Bir de sahibine sağladığı haklar vardı devamında. Bunlar da neydi? Oy kullanma hakkı, genel kurula katılma hakkı, yönetime katılma hakkı, kârdan pay alma hakkı, tasfiyeden pay alma hakkı, rüçhan hakkı gibi hakları vardı pay sahiplerinin. 2015 yılı 3. sınavında ve 2019 yılı 1. sınavında da borçlanma araçlarını sormuş ve bunları kısaca açıklayınız denilmiş. Borçlanma araçları da kısa vadeli olanlar bonolar, uzun vadeli olanlar tahvillerdi. Tahviller devletin ya da anonim ortaklıkların orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borçlanma senetleridir. Halka arz edilerek ya da halka arz edilmeksizin satılabilmektedir. Paya dönüştürülebilir tahvillerde çıkartılan tahvil sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde vade içerisinde
Eğer yatırımcı dilerse şirkete iade ederek karşılığında tahvili çıkaran şirketin pay senedini alma hakkı veren tahvillerdir. Değiştirilebilir tahviller ise yine sözleşme şartlarına uygun olarak tahvilin vadesi içerisinde tahvil yatırımcısının tahvili çıkaran şirkete iade ederek karşılığında o şirketin değil ama başka şirketlerin paylarını satın alma hakkı veren menkul kıymetlerdir. Bonolar ise kısa vadeli borçlanma araçlarıdır. Vadesi genellikle 30 gün ile 360 gün arasında değişmektedir. Bonoları anonim ortaklıklar çıkartıyor. Bunlara finansman bonosu deniliyor. Eğer kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda çıkarttıkları bonolar söz konusuysa bunlara da kıymetli maden bonoları deniliyor. 2016 birinci sınavda çıkmış olan bir soru. Oydan yoksun payları tanımlayınız. Bu payların türleri ve itibari değerlerine ilişkin ne söylenebilir? Açıklayınız diyor. Şimdi pay senetleri adi pay senetleri ve imtiyazlı pay senetleri olarak ikiye ayrılır demiştik. Adi pay senetleri tüm pay senedi sahiplerine eşit haklar sağlayan pay senetleridir. İmtiyazlı pay senetleri ise sahibine farklı ekstra haklar sağlayan pay senetleridir. Oydan yoksun paylar da bir nevi imtiyazlı bir pay senedidir. Pay senedi sahibine, oydan yoksun pay senedi sahibine oy hakkı hariç diğer tüm hakları sağlamakta ve belki de ne bileyim kârdan öncelikli pay alma ya da kârdan daha fazla pay alma gibi ilave bir pay da sağlayabilmektedir. Bu payların itibari değeri oy hakkı bulunan payların itibari değerine veya farklı itibari değerler varsa bunlardan herhangi birine eşit olmamalıdır. Diğer bir soru sermaye piyasası aracı olarak gayrimenkul sertifikasını tanımlayınız. Özelliklerinden 5 tanesini yazınız diyor. Biraz önce gayrimenkul sertifikasını tanımlarken bir veya birden fazla gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini temsilen ihraç edilen menkul kıymetlerdir demiştik. Bunların özellikleri tanımdan da anlaşılacağı üzere gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini temsilen gerçekleştirilen ihraçlarda her bir bağımsız bölüme karşılık gelen gayrimenkul sertifikası adetinin ihraç öncesinde belirlenmesi zorunludur. Gayrimenkul projesinin bağımsız bölümlerine ilişkin belirli bir alan birimini temsilen gerçekleştirilen ihraçlarda ise ihraççı tarafından asli edimin yerine getirilmesi sırasında aynı alan birimine sahipsiz bölümler arasında blok, kat, cephe ve malzeme farklılıkları gibi nedenlerle şerefiye talep edilebilmektedir. Gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen bağımsız bölümler üzerinde edimlerin yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte aynı veya şahsi bir hak, haciz kaydı ile gayrimenkul projesinin esaslı unsurlarına yönelik herhangi bir ihtilafın bulunmaması gerekmektedir. Bir bina veya blok gibi ancak bütünü tamamlandığında kullanılabilecek yapılarda yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı ihraca konu edilemez. Bunların tamamının gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmesi zorunludur gibi bir takım özellikler var. Bunlardan 5 tanesini sıralayın denilmiş. Diğer bir soru, sermaye piyasası kanunundaki imtiyazlı paylara ilişkin düzenlemeleri açıklayınız. 2018 yılı ikinci sınavda sorulmuş. İmtiyazlı paylarda biraz önce söylediğim gibi bazı konularda imtiyazlı pay senedi sahiplerine ekstra haklar tanınabilir. Bunlar kar payı, tasfiye payı, rüçhan hakkı veya oy hakkı gibi haklar da olabilir. Paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı da tanınabilir.
Burada imtiyaz doğrudan pay sahibine değil, paya tanınan bir üstünlüktür. Ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılır detayda kamuya duyurulması zorunludur. Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zarar eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar kurul kararı ile sonlandırılmaktadır. Diğer bir soru da ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetleri nasıl düzenlendiğini açıklayınız diyor. Burada da işte bankalar, leasing şirketleri, yatırım ortaklıklarının ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler çıkarabileceğini söylemiştik. Bu kurumların işte bireysel kredilerden, konut kredilerinden, taşıt kredilerinden, leasing sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları teminat gösterilerek menkul kıymet haline dönüştürülüyor ve bunlar ihraç ediliyor. Belli bir faiz ödemesi yapılarak ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler sahiplerine bir fon sağlanmış oluyor, kaynak sağlanmış oluyor. Yatırımcılar da bu işlemden faiz geliri elde ediyorlar. İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ihraççıları, ihracı, ihraç limiti, ihraç şartları, teminat varlıkların türleri ve nitelikleri, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile teminat varlıklar arasındaki teminat uyumu, teminat varlıklara ilişkin kayıtların tutulması, teminat sorumlusunun sahip olması gereken nitelikler gibi şartlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde sermaye piyasası araçlarını tanıtmaya çalıştık. Bu kapsamda menkul kıymetler, türev araçlar, diğer sermaye piyasası araçlarını anlattık. Ayrıca bu konuyla ilgili SMMM yeterlilik sınavında geçmiş dönemlerde çıkmış olan soruları topluca gözden geçirdik. Bir başka konuda görüşmek üzere. Hepinize başarılar, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.